Evet, bugün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği tarihin 84. yıl dönümü. Evet, bu haklar nasıl verildi? Bununla ilgili hemen kısa bir gezinti yapalım diyorum. Türk kadınına seçme hakkı verilişi 1934 yılında oluyor. 1934 yılı hemen bir yıl sonra 1935'te seçim var. Seçimlerden birkaç ay önce Ankara'nın Kazan köyü, şimdi Kahraman Kazan adını alan Kazan köyü, şimdi ilçe oldu tabii. Efendim o zaman inkılapların sahibi yanında Profesör Afet İnan, Nuri Jonker ve başyaveri olduğu halde Ankara civarında geziye çıkıyor. O gezi sırasında köylüler ağaç dallarından yollara zafer takları yapmışlar. Onların altından geçiyor. Yani halkıyla bir görüşme, halkın durumunu gözetleme gibi bir faaliyet içerisinde inkılapların sahibi. Profesör Afet İnan anlatıyor. Ankara'nın Kazan köyünde diyor bir kadın geldi yanımıza. Üstü sırma işlemeli bir elbise, köylü elbisesi, başörtülü bir kadın. Elinde bir güğüm ayran diyor. Bize ikram etmek istedi. Gazi Hazretleri dedi ki, yolumuz daha çok, çok yere gideceğiz. Bizi mazur görün. Hayır paşam, ayran içmeden sizi hiçbir yere salmayız dedi. Ve bize diyor, hepimize ayran ikram etti. Ayranları içtikten sonra diyor, Nuri Jonker, biz yola koyulduk. Nuri Jonker diyor, yarı şaka yarı ciddi sözler söylüyor. Gazi Hazretleri dedi ki diyor, işte tam milletvekili olacak kadın. Ve Nuri Jonker'e diyor, bu köyün adını ve bu köylü kadının adresini almamızı emretti. Nuri Jonker de aldı diyor. Satı kadın, Kazan köyü muhtarı. Kocası İbrahim Efendi, yaralı, savaş gazisi ve satı kadın da köyde muhtar olmuş. Böyle Konya tabiriyle hani cervezeli bir kadın, iş bitirici bir kadın. Köye muhtar yapmışlar. Gazinin hoşuna gitmiş onun bu tavrı. Paşam inin burada bir ayranımızı için filan demesi. 1935 seçimlerinde Gazi'nin kontenjanından kendi haberi bile olmadan milletvekili seçiliyor. 34 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş. Milletvekili seçiliyor. Sonra kendisi Ankara'ya davet ediliyor. Ankara'ya geliyor. Köylü elbiseleri çıkarttırılıyor. Üzerine döpiyes elbise, başı açılıyor. Ayağına iskarpin ayakkabı giydiriliyor. Ha, önce bir hamama götürülüp bir banyo yaptırılıyor. Böyle süs bebeği gibi millet meclisine götürülüyor. Deniyor ki sen milletvekili oldun. Ziraat encümeninde de sana vazife verdik. Sabah 10'dan öğlen 2'ye kadar ziraat encümeninde çalışırsın. Hani köylü ya, tarımla ilişkili diye. 2'de de millet meclise gelirsin. Mecliste canın istediğini çıkar konuşursun. Efendim böyle bir haldeyken satı kadın milletvekilliğinin tadını sürmeye başlıyor. Yani
Başına bir devlet kuşu konmuş. Piyangodan bir milletvekili olmuş. Sonra kocası İbrahim Efendi de tabii Ankara'ya yerleşiyor. Orada bir ev tutuyorlar. O zaman Ankara da bir köy halinde. Bir köy halinde. İnkılapların sahibi yedi ya da sekiz yıl İstanbul'a hiç gitmiyor. Çünkü İstanbul yeniyi, İstanbul eskiyi Osmanlı İmparatorluğu'nu temsil ediyor. Ankara köy halinde de olsa yeniyi temsil ediyor. 7-8 yıl İstanbul'a hiç gitmiyor. Şimdi Satı kadın uzun yıllar ilk kadın milletvekili olmanın onurunu, zevkini, prestijini yaşadı. Böyle bir hayat sürdü. Ben yıllar sonra Satı kadının bu hayatını yazdığım zaman başına devlet kuşu kondu diye bir yazı serisi hazırlamıştım. Torunu Cumhuriyet Gazetesi'ne açıklama yapmış. Benim büyük annem alnının teriyle milletvekili olmuştu. Bu adam iftira ediyor, vakit yazarı iftira ediyor diye. Biz de zaten bedavadan milletvekili oldu demedik. Alnının teriyle oldu. Bir güğüm ayranı yapmak kolay bir şey değil ki. Evet, Türk kadını seçme hakkının verilişinin ertesi yıl dönümü kutlanıyor. 1936-37'lerde. O zaman iyi bir kutlama yapalım diyorlar. Taksim Meydanı'nda 200 kişilik bir kadın topluluğu. 200 kişilik bir kadın topluluğu toplanıyor. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya da Cumhuriyet tarihinin ilk Mason İçişleri Bakanlarından. Şükrü Kaya da bir apartmanın balkonundan o kadınların yaptığı konuşmaları seyrediyor. Tabii mutlu olmuyor, memnun olmuyor. Acayip bir 200 kişi böyle bir olayı kutluyor. Cumhuriyetin kendilerine getirdiği kazanımları anlatıyorlar. Çok sönük geçiyor. Şükrü Kaya da etrafındakilere bunu söylüyor. Diyor ki böyle bir tören olmaz. Çok zayıf oldu bu diyor. Hiç memnun olmadım diyor. O sırada Şükrü Kaya'nın yanında bulunan dostlarından birisi diyor ki Sayın Şükrü Kaya, şu kadınlara verdiğiniz hakların, bak altını bir daha çizerek söylüyorum. Şu kadınlara verdiğiniz hakların yarısını bize verseydiniz size Taksim Meydanı'nda nefis bir anma töreni düzenlerdik. Efendim, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 84. yıl dönümü hepinize, hepimize kutlu olsun.